Neden peş peşe suikastler var? Evet. Neden? Konuşalım. Bakın. Son birkaç ayda ard arda ölen, hayatını kaybeden kişilerin isimlerini sayacağım. Zaten izleyiciler bunun bir tesadüf olmayacağını otomatikman anlayacaklar. Bir tesadüf yok diyorsunuz. Evet, sıralı bir ölüm var. Kimler tabii. Onlar hocam? Vietnam Devlet Başkanı. Vietnam, Çin için çok kritik bir noktadaydı. Bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Tabii ki insanlar farklı yorumlar yaptı ama bir insan ölümünden hiç kimse sevinmemeli yani ölümüne. Devlet Başkanı Tran Dai, evet adamın ismi de budur. Bu ve bu vefat etti. Üstelik çok yaşlı da değildi, 60'lı yaşlardaydı bildiğim kadarıyla. Bunun üzerine Mattis, Pentagon şefi Vietnam'a ziyarette bulundu. Tüm dünya medyası bunu haber yaptı ama bizde bir haber falan göremedim enteresan bir şekilde. Çünkü Amerika'nın ordu komutanı bir anda soluğu Vietnam'da aldı. Hı hı. Başkanın ölümünden sonra. Ve bir baktı ki Vietnam'dan garip açıklamalar gelmeye başladı Çin'le ilgili. Çin'e meydan okumaya başladı Vietnam. Bakın. Çin'e meydan okumaya? Tabii. Çünkü Çin orada yalnız kalmaya çalışıyordu. İşte Tayvan'ı bastır, onu bastır. Çin'in de tabii haklı gerekçeleri var. Çevresine çok sayıda tehdit olabiliyor. Herkesin gözünü diktiği, parlayan bir yıldız ülke. Ya o zaman bir Vietnam devlet başkanı öldürüldü. İki hocam. GRU. Yani? Rus Askeri İstihbarat Başkanı. Igor. Bu GRU'nun başkanı ki GRU dünyanın gelmiş geçmiş en meşhur istihbarat. Yani CIA kadar namlı bir evet, çok şeydir. GRU'du. GRU. Askeri istihbaratlıdır Rusların. Askeri istihbaratın başkanı öldü. Bildiğiniz en tepesindeki adam. Ölüm nedeni neydi? Ne diye açıklandı hocam? Açıklanmadı. Sadece bir süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu. Vefat etti. Hmm. Aynı günlerde ne oldu? Ne oldu hocam? Ertesinde bakın. Bu özellikle şu sayacaklarım bir hafta içinde oldu. Yani inanılmaz bir şey. Tesadüf dememiz mümkün değil. CIA eski başkanı felç geçirdi. Hayden. Ve üstelik NSA'in de şefidir. Hem NSA hem CIA. Former yani eski başkanı. Hayden bir felç geçirdi ve hala akıbeti tam olarak bilinmiyor. İyileştiği söyleniyor yavaş yavaş ama hastanede olduğu söyleniyor hala. E tabi size adam açık açık da söylemez öldü mü kaldı mı yani nedir. Onlar da istihbarat, bu istihbarat kuruluşları CIA'ydı, GRO'ydu. Zaten bunlar devletin bizzat kendisi. Yani yanlış anlaşılmasın. Biz burada basit bir kuruluştan veya şeyden bahsetmiyoruz. Devletleri yöneten aslında akıllı. Maalesef devletin, hükümetin önüne geçer bunlar. Evet. Yani derin devlet başkan dinlemez. Her zaman vardır. Tabii başkan dinlemez. Tıpkı orada CIA yönetir. Amerika'da da öyledir. Kennedy'ci suikastinde olduğu gibi. GRU yönetir devleti. Devletin sahibi olarak görürler kendilerini. Hı-hı. Şimdi Hayden de çok büyük bir şey geçirdi. Bush vefat etti. İşte geçen. Baba Bush vefat etti. Burası önemli. Tabii. Tüm Türkiye'nin bildiği işte eskiler Birinci Körfez Savaşı'nın mimarı olarak bilinen George Bush'un babası ve bu çok önemli bir vefattı Amerika için. Neden Bush'un ölmesi önemli hocam? Çünkü Bush yaşlı da 90 üzerinde yaşı. Gizli kralıydı Bush ailesi. Amerika'nın gizli kralı. Tabii. Amerikan devletinin bakın Afganistan'a girenler onlar. 11 Eylül saldırısı da oğul, Irak Savaşı, Körfez Savaşı. Yani Amerika'da son 30 yılda Orta Doğu'dan tutun başka yere kadar şekillendiren ve Amerika'nın rotasını belirleyen bakın sonradan gelenler hala bunları düzeltmeye çalışıyorlar. Hala aynı rotada gitmeye çalışıyorlar. Bir karar verildi. 90 yılında işte efendim 2002'de 11 Eylül saldırı. Bunlar Bush ailesiydi. Hem babası hem oğlu. Şimdi şurada onu hatırlatayım. Bush yani oğul Bush 11 Eylül saldırılarının ardından Haçlı seferini başlatmalıyız diyen kişidir. Tabii. Onu söyleyelim. Haçlı seferi dedi açıkça. Tabii. Afganistan'da, Irak'ta yani bu işte bu savaşı başlatan kişilerdir. Bakın. Ben tabii ki kötü bir şey bir yorum çünkü vefat etmiş insanlar bir yorumda bulunmam. Onların hesabı Allah'a aittir. Yani Allah hüküm verecektir. İyi veya kötü onu bilemeyiz. Hangi gerekçelerle kim ne yaptı ama maalesef Orta Doğu bugün kan içinde. Ya bu çok üzücü. Hala Afganistan'da her adım başı sakat insan görüyorsunuz. Evet. Kolu bacağı olmayan insanlar, mayın mağdurları oradan buradan sürekli uzuvlarını kaybetmiş kolunu yani bacağını. Yani diyorsunuz ki bu suikastlar ölmüş.
2 Rus milyon insan istihbaratı, CIA'nin eski başkanı, Vietnam devlet tabii. başkanı, Baba Bush. Başka var mı hocam suikast? Daha çok var, bakın daha sayacağım. Suikast demeyelim de bunlar şaşırtıcı ölümler. Beklenmeyen. Bush'un ölümünün ertesi günü Belçika'nın, yani devletin kasası gibi görülen Frere öldü. Frere. Pek tanımıyoruz ama. İnternetten yazsınlar, Belçikalılar ve Avrupalılar çok iyi bilir bu ismi. Yani oranın en zengin kişisi Belçika'nın. 10 milyar dolar serveti var. Petrol işte o uluslararası sistemin bir parçası. Avrupa'daki ana ayağı belki de. Ve çok enteresandır. Fransa'daki gösterilerin olduğu günlerde bakın o da vefat etti. Fransa, Belçika iç içe ülkelerdir. Evet. Belçika'ya gideceğiz, Fransızca konuşulduğunu görürsünüz. Farklı diller de var ama. Şimdi Bush'un ölümünün aynı günü Amerika'nın donanma komutanı öldü. Ölü bulundu odasında. Ya bu da üzücü bir olay. Tabii bir insanın ölmesi ama bunların hepsi çok şaşırtıcı. Bahreyn'de Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük deniz filosunun komutanı. Yani Amerikan ordusunun ana adamı. Belki saysanız 5-10 kişi o kişilerden birisi. Yani şu an peş peşe 5-6 tabii. sıralı ölüm ya da suikast girişimi saydınız. Şimdi bunlar ne ifade ediyor hocam? Tabii. Bakın daha bitmedi. Dün gece yine Amerika'nın yine oradaki filo komutanlarından birisi öldü bir uçak kazasında. 7 askerini kaybetti üst düzey subaylar Amerika, Japonya'daki bir uçak kazasında, iki uçağın çarpışmasında. Hayden'i saydık, CIA ve NSA'nin eski başkanı. Evet. Vietnam devlet başkanını saydık. Frere'yi saydık, Belçika'nın en zengin kişisi. Hatta belki de o da Belçika'nın derin devletiydi yani bilemediğimiz bir şey vardı. Belki acaba Fransa olaylarıyla, Paris'teki olaylarla bir şeyi var mıydı, bilgisi var mıydı? Bunları tabii bilemem yani. Onu istihbaratçılar bilir. Bizim uzmanlık alanımız değil. GRU dedik. Amerikan Devlet Başkanı'nın vefatı Amerika açısından tarihi bir olay. Ne diyeceksiniz? 30 gün yas ilan edildi. Türkiye'de 30 gün 30 bayrakları... gün Baba Bush'un ölümü için tabii, yani yas ilan edildi. Bayraklar yarıda 30 gün boyunca. Yas ilan edildi derken bayraklar yarıya. Yarıda. Yani siz hangi ülkede bir liderin ölümüyle 30 gün bayraklar yarıda tutulur? Resmi tatil ilan edildi işte dün. Hı hı. Dün resmi tatildi Amerika'da. Bankalar her şey kapandı. Yani bu zaten gizli devletin ana adamı olduğunu kanıtlıyor. Yani bu olan bir tane. Öyle ki Trump neredeyse bu G20 zirvesi, tüm ülkeler katıldı ya hafta sonunda. Evet. Onu neredeyse bırakıp gidecekti yani. Basın açıklamasını bile iptal etti. Peki hocam bu ölümler... Bush'un ölümünden dolayı. Ne ifade ediyor? Yani tüm liderler, bu ölümlerin devamı gelecek evet, mi? Anlatayım. Tüm liderler ayakta saygı duruşuna geçtiler. Bush'un öldüğü haberi geldiği vakit G20'de. Evet. Yani bu olayın tarihi bir olay olduğunu... Adamcağız 94 yaşındaymış. Şimdi fakat ben şuna inanıyorum. Öyle bir zaman sistemi var ki insanları yani bitkisel hayat gibi yaşatmaya çalışıyorlar. Zaman sistemi diyorsunuz. Yani veya başka aynı şekilde tıbbi şeyler de var, durumlar da var. Ha yani zaten 94 yaşında gelmiş bir kişi artık herhalde bilmiyorum hayattandı. Belki bıkmıştır, yaşayacağını yaşamıştır. Tabii ki ailesi üzülüyor. Fakat bitkisel hayat gibi bir yaşantı. Bakın Ferrere'de 92 yaşındaydı. Hmm. Ben bunu bu şekilde düşünüyorum. Yani aynı günlerde olması aklı garip komple teorileri getiriyor. Suikast olarak değil. Fakat bir müdahale. Suni bir oluşturulmuş suni bir teknik var. İnsanları bitkisel hayat gibi hayata tutmaya çalışan. Fakat bu sistem çöktü o günlerde. Ve arda arda birkaç kişi vefat etti. Bush'tu, donanma komutanıydı. Avrupa'da bu bir şeyleri mi oluşturacak hocam? Tabii Avrupa'da bir takım gelişmeler elbette olacaktır. Fakat soru çok önemliydi. Bu bitti mi? Bence bu iş bitti. Yani bu arda arda ölümler yani birkaç gün en fazla böyle. Arada bir yılda bir. Arkasından ne gelecek? Yılda bir falan tabii olabilir. Fakat bu ölümlerin arda arda olması tesadüf olamaz. Kimse bakın araştırsın. Asla bir ayda bu kadar önemli kişinin öldüğü bir ay kolay kolay bulamazsınız devlet yöneticileri şeyinde veya dünyanın en zengin yöneticileri veya istihbarat başkanları. Ayrıca Hayden felç geçirdi, o akıbetini bilmiyoruz. Fakat diğerleri vefat etmiş. Bu benim görüşme göre bu bitiyor. Zaten bu çok tehlikeli bir durum. Bu dünya savaşını bile çıkartır. Şimdi düşünün, dünyada çok önemli 3 kişi olduğunu düşünelim.
Öyle ki dünyayı evirip çeviren adamlar bunlar diyelim. Bunlardan birisi bunu fark eder de bir ölüm tehdidi algılarsa ne yapar sizce? Ölmemek için dünyayı bile yakar. Düğmeye basar. Ben der, ben de aynı akıbete maruz kalmak istemiyorum. Harekete geçeceğim. Kim yapıyorsa bunu, her ne oluyorsa savaşa gireceksiniz. Burada ne Amerikan devleti bu kişinin karşısında kalabilir, ne Rusya kalabilir. Yani derin devletin ana adamlarından bahsediyorum. Hocam Cemal Kaşıkçı cinayeti de bu silsilenin ya da istihbarat savaşlarının bir ürünü müdür? Hepsi bağlantılı. Yani Fransa'daki olaylardan tutun, bu vefatlar olsun, Arabistan'ın sıkıştırılması, G20'de Arabistan'la Putin'in el çakışması. Ya o sahne mesela çok enteresandır. Bunların hepsi, Selman'la Putin'in. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Ama neyse ki şunu söyleyelim. Yani şeyler ferahlasınlar. Çok zengin ve dünyayı yönettiğini düşünen liderler. En azından belki biraz ferahlarla rahatlarlar. Ben artık böyle bir şeyi bir süre beklemiyorum. Yani bu belki bir iki gün daha o sistemde bir dalgalanma olacağını düşünüyorum. Evet. Sağlıkla ilgili. Bunun izleyiciler belki anlamıyor bu adam ne diyor diye ama çok farklı bir durum var. Hocam şimdi... Teknolojinin son şeyine gelinmiş bir gizli bir sistem var. İnsanların hayatlarına dahi müdahale etmeye çalışıyor. Tabii yaşatan da öldüren de Allah'tır. Bunu birazdan ediyoruz. Birazdan devam edelim.